MİT tırlarıyla ilgili tam seçime giderken tekrar dosyaları açmaya çalışıyorlar. Cumhuriyet Gazetesi'nin yayınladığı görüntülerle silah dolu tırlar iddiası yeniden gündeme gelince Başbakan'ın gündeminde de bu konu vardı. Muhalefete seslendi. Şimdi baktılar önümüze geçemiyorlar. Dışarıdaki ağababalarına sesleniyorlar. Bu AK Parti var ya bu AK Parti diyorlar. Suriye'deki Türkmenlere yardım etti. Suriye halkına yardım etti. Bunları bir şekilde cezalandırır. Başbakan İstanbul'un Anadolu yakasındaydı. Beykoz, Ataşehir, Ümraniye, Sancaktepe, Kartal, Tuzla ve Pendik mitinglerine katıldı. Gittiği her yerde en az 40 dakika konuştu. Yahu medet umdukları yer yurt dışında bizden hesap soracak olanlar. Allah aşkına biz bu baskılara boyun eğer miyiz? İşte söylüyorum. Türkmenlere yardım ettik. Ederiz. Gittiği yerde milletvekili adaylarını da seçim otobüsüne çıkardı. Onlardan biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı, AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı Berat Albayrak'tı. Davutoğlu'nun hedefinde HDP lideri Selahattin Demirtaş vardı. Cem Uzan tutmadı 2002'de. Sonra Kılıçdaroğlu'yu makyajladılar, o tutmadı. Şimdi de Demirtaş'ı makyajlıyorlar. Tutar mı? Tutar mı? Demirtaş'ı cici demokrat olmakla itham etti. Buraya gelip bu Demirtaş, sizlerle konuşurken İstanbul'da cici demokrasi, demokrat çocuk genç rolü oynuyor. Cici genç rolü oynuyor. Demokrasi oyunu oynuyor. Ama doğuya gittiğinde bir bakıyorsunuz, eğer 7 Haziran'da iktidar barajı geçemezsek kan kusturacaklar diyor. Davutoğlu'nun İstanbul programına eşlik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş yine yeleğiyle dikkat çekti. Topbaş'ın bu kez kareli değil, düz lacivert rengi yeleği dikkatlerden kaçmadı. Birinci bölge milletvekili adayımız Osman